Tekrar stüdyomuzdayız ve sohbetimize başlayacağız. Konuğumuz Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Murat Yumrutaş. Konuğumuz da bisiklet sporu yazda geldi. Artık bisiklet talepte biraz artacak. Hatta son yıllarda biraz arttığını da söyleyebiliriz galiba, değil mi, bisiklet talebin? Elbette. Hem bisiklet talebi arttı, hem de bisiklete yoğun ilgi de arttı. Hem ulaşım açısından, hem spor açısından, hem obeziteye karşı. Her konuda bisiklete gerçekten ilgi arttı. Fakat trafiğin artmasıyla da bisiklet kazaları da arttı. Detaylıca konuşacağız. Size hoş geldin demeden önce bir açılışta tekrar şunu da söyleyelim. Mesaj, fikir, yorum varsa Twitter'dan ve WhatsApp'tan paylaşabilirsiniz. Bisiklete dair her şeyi konuşacağız bugün. Murat Bey'in dediği gibi bisiklet yolları var mı? Varsa yeterli mi, değil mi? Neler yapılabilir? Ve ulaşım nasıl daha rahat sağlanabilir? Hepsini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok kısaca değindiniz ama hem son yıllardaki ilgiyle başlayalım. Benim de fark ettiğim o son yıllarda aşırı bir ilgi var bisiklet sporuna. Evet. Nedendir bilemiyorum, artık hareketsiz yaşamın yarattığı bir durum mudur? Yoksa zaman darlığı, obezite midir? Bir şekilde spor yapma isteği midir? Bunu sizden dinleyelim. Bir de genel bir bisiklet sporundan bahsedelim şöyle. Bisiklet sporundan ben önce bisikletin elbette bir spor aracı ama aynı zamanda bisikletin bir ulaşım aracı olduğundan başlayacağım. Evet, biz öyle düşünmüyoruz genelde. 2918 sayılı yasaya göre bisiklet bir trafik aracıdır ve araçlarla aynı haklara sahiptir. Fakat biz bunu henüz idrak edebilmiş değiliz. Yani bisiklet bir karne hediyesi olarak görüldüğü için ülkemizde halen işte bir karnesini alan çocuğa bisiklet hediye edilir, o da yaz tatilinde bisiklete biner ve eğlenir olarak görülür. Oysa bisiklet trafikte hem rahat ulaşımın hem daha çabuk ulaşımın bir aracıdır. Çok rahat ve çok çabuk ulaşabilirsiniz bisikletle kısa mesafelere. Yani ve araçlarla aynı haklara sahip olduğu için ana yolları kullanırsınız. Tabii ülkemizde bisiklet yolları yeteri kadar yoktur. Artı bisiklet sporu olarak da bisiklet sporcusu pek fazla yetiştiremiyoruz. Çünkü bisiklet sporunu yapabileceğimiz alanlar yok. Şunu bir netleştirelim. Bisiklet trafiğin bir unsuru ve evet, ana yollara çıkmakta herhangi bir kural kısıtlaması yok. Hayır. Az önce size verdiğim kartın arkasında da bilgilendirme mevcuttur. Bisiklet bir motorsuz trafik aracıdır. Araçlarla aynı haklara sahiptir. Ehliyet gerektirmez. Trafikte sağ şeridin sağını kullanır. Yani arabaların sağ arka lastiğinin hizasını kullanır. Yani illa kaldırıma sıfır gitmek zorunda değildir. Maalesef araç sürücüleri bisikletlileri gördüğü zaman senin ne işin var, çık kaldırıma sür diye uyaranlar olur. Oysa kaldırımda sürmenin de cezası vardır. Evet, o da var. Yayaların kullandığı alanlarda sürülemez kesinlikle deniliyor. Şimdi bisiklet yolundan bahsetmişsiniz burada ama Türkiye'de bisiklet yolu ne kadar var? Türkiye'de maalesef bisiklet yolu pek fazla yok. Yani hiç denecek kadar az. Yani Ankara'da Gazi Üniversitesi ile birlikte hazırlanan bir bisiklet yolu planımız Büyükşehir Belediyesi'nde mevcut. Ama henüz projelendirilmedi. Çünkü bir taraftan talep isteniyor. Hani talep olsa bisiklet yolu yaparız deniyor. Ama bu talebi gerçekleştirecek projelere de imza atılmıyor. Örneğin Ankara'da 600 bine yakın öğrenci var. Ve yerleşik yerleri belli yerlerde. Şehir içinde Maltepe ile Cebeci arasında. Üniversite yakın evet, yerler değil mi genelde? Evet. Mesela bu bölgelere bir bisiklet yolu yaptığımızda 600 bin öğrenci var. Bunun %10'unu, 60 binini bisikletlendirmiş olsak mesela, bisiklet yollarının hemen yapılabilmesi ve birçok kişinin bisiklete binmesi sağlanabilir. Şehircilik Bakanlığı'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uyguladığı bir her belediyeye 1 kilometre yol yapana 1000 bisiklet hediyesi var. Ve bisiklet yollarının gelişebilmesi için Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın teşvikleri var. Sağlık Bakanlığı'nın ona keza obeziteye karşı bisiklet öneriyor. İşte üniversitelerin bu konuda çalışmaları var. Fakat işte yerel yönetimlerle bu konuda biraz daha şey yapıyoruz. Yani bir araya gelip bunu projelendirmekte zorlanıyoruz. Murat Bey, şu evet, az önce denildiğim nokta vardı ya, hani karne hediyesi olarak alınan evet, bir unsur. Evet. Bizim aklımızda hala bisiklet bir oyuncak. Evet. Dediğiniz gibi sadece karne hediyesi olarak alınan, mahalle aralarında binilen bir oyuncak. Spor aleti değil. Evet. Mesela
çok iyi bir spor aleti. Kas yapmak isteyenler için çok iyi bir kas yapma aleti. Kesinlikle. Ve obezite karşıtı çok heyecanlı bir spor aleti. Elbette. Ve yürüyüşten ya da diğer sporlardan daha fazla kalori yakarsınız. Evet. Ve bu yüzden de biz şeyi fark etmedik artık. Bisikletin trafikten bir unsur olduğunu fark etmiyoruz ya da çok önemsemiyoruz nedense. Ve bu yol yapmakta da bu yüzden çok önemsediğimizi sanmıyorum ben. Ya işte aileler biraz çekiniyor. Ya çocuğuna bisiklet alırken diyor ki ben bisiklet alırım, çocuğum yola çıkar, cihaz yapılır, bir ezilir. Bir şey mi olur? Bir şey mi olur? Ya da bugüne kadar zaten bu tarzda yetiştirilme tarzında bisiklet kültürü olmayan şehirlerde işte araç sürücüleri de bisiklet kültürü almadığı ve bisiklete uzak oldukları için bisikletin nasıl hareket ettiğini bilemiyorlar. Bu nedenle çok kazalar yaşanabiliyor. Bisiklete ilgi nasıl son zamanlarda? Bisiklete ilgi gençlerde çok yüksek ve genç nüfusumuz hem bisiklet sporuna çok ilgi duyuyor, hem bisiklete çok ilgi duyuyor ve son zamanlarda büyükler de ulaşım için bisikleti tercih etmeye başladı. Yakın mesafede olanlar. Zaten sadece gençler değil, yaşlılarda da bir ilgi var. Bu neden, neyle alakalı sizce? Şöyle söyleyeyim, Eskişehir, İzmit, Sakarya, Diyarbakır, Malatya, Erzincan, İzmir. Yani bu tarz şehirlerde geçmişten gelen bir bisiklet kültürü vardır. Fakat Ankara son 20-30 yılda aşırı derecede bir nüfus artışı olmuş ve Ankara'da bisiklet kültürü fazla gelişememiştir. O nedenle bisiklet yollarımız çok yani bisikletle ilgi ve bisiklet yolları konusunda çok geride kalmışız. Bu nedenle Ankara'da bile bir şu an tek tüzel kişilik yani tek dernek olarak Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği var. Daha önce kurulan derneklerde pek fazla yaşayamadı ya da ilgi görmedi. Artı destek almadı. Biz de yani bayağı zorlanarak bu derneği ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ve bunun olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bisikletin gelişebilmesi gerekiyor. Şöyle baktığımızda potansiyel olarak dünyada 7 milyar, 8 milyar insan var dersek herkesin bisiklete binebilme ihtimalini düşünerek herkesi bisikletlendirmek bizim hedefimiz. Ve Ankara'yı da bisikletin başkenti yapmak. Bunun için çaba harcıyoruz. Hafta içi hafta sonları turlar düzenliyoruz. Bisiklet öğretmek için bisiklet kursları düzenliyoruz. İşte Kurtuluş Parkı'nda ya da diğer parklarda eğitimler veriyoruz. İşte okullarda konferanslar, seminerler veriyoruz. Geliştirebildiğimiz kadar her bulunduğumuz alanda, her arkadaşımızla birlikte oralara uzanıp bu konuda bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Derneğiniz kaç yıldır var peki? 2015 Aralık'ta kurulduk. Yeni bir dernek. Daha yeni bir derneğiz. Ve size kadar herhangi bir dernek yokmuş. Daha önce bir iki dernek kuruldu ama aktif olarak çalışamadı maalesef. Ya bu konuda biraz halkımız bisiklet yolları olsun diye herkes istiyor. Ama gelin derneğimize katılın, üye olun, destek verin ve bisiklet yolları için hep beraber çalışalım dediğimizde maalesef yanımızda pek fazla kimseyi bulamıyoruz. Talep çok olur ama işte icraata gelince mesela aynen öyle. Sıkıntı olur. Aynen. Turlar dediniz. Turları nerede düzenliyorsunuz? Turları, Ankara'da mı? Ankara'da. Şöyle hafta içi akşamları genelde şehir içinde. Bahçeli, Tunalı. Şehir içi. Evet. Aa. Şehir içinde daha çok halkın yoğun olduğu yerlerde, kafelerin, restoranların, şunların bunların olduğu yerde insanların gözüne bisikleti sokmaya çalışacağız. Onu soracaktım. Bir nedeni var mı diye. Elbette. Özendirmek. Yani bizi toplu olarak görüp bisikletlerle gezdiğimizi gören herkes... ne kadar güzel biz de katılmak istiyoruz diye kafalarında bir şey yanıyor. Hafta sonları Eymir'e, Mavi Göl'e, Göksu'ya ve çeşitli Kazan'a, Zir Vadisi'ne çeşitli yerlere gidiyoruz bisikletimizle sabahtan. Akşama dönüş yapıyoruz. Ya da biraz daha performans gösterirsek Kaleci'ye, Çubuğa, Polatlı'ya, Kırıkkale'ye, Elmadağ'a yani bu tarz yerlere de gidebiliyoruz. Kaç kişi oluyor peki bu turlarda? Yani genelde mesela uzun turlarda 5-10 kişiden başlayıp yakın turlarda 50-100-150 kişiye kadar çıktığımız olabiliyor. İşte uzun tur biraz daha profesyonel bir çaba gerektiriyor. Tabii biraz performans gerektiriyor. Kurslar nerede? Ya eğitimleri genelde biz toplandığımız alanlarda yani Kurtuluş Parkı gibi parklarda bu konuda bisiklet eğitimi almak isteyenleri parklarda Eymir'de ya da uygun yerlerde eğitimler vererek bu konuda hem
teorik olarak hem pratik olarak bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ankara'da yaşayan biri ve bisikleti olan biri için böyle doğanın içinde olacağı, bisiklet sürebileceği bir yer, bir Eymir var. Daha yakın başka bir yer var mı böyle ağaçlarla iç içe olduğu bir yer? Yani şöyle bir Kurtuluş Parkı biraz küçük ama içinde işte bisiklet son zamanlarda... Bisiklet yolları var değil mi orada? Yok, bisiklet yolu yok. Biz 2010'a kadar bisikletle girmek yasaktı Kurtuluş Parkı'na. Biz bir akşam 300 bisikletle girdik ve oradaki yasağı biraz kaldırdık. Ve ondan sonra Kurtuluş Parkı bizim bir nevi evimiz oldu. Hep beraber bisikletlerimizle biz Kurtuluş Parkı'nda toplanıyoruz ve bisikleti daha yaygın hale getirmeye çalışıyoruz. Yani bu tarzda bisiklet yolu olan Ahlatlı Bel de işte Çankaya Belediyesi'nin bir alanı mevcut. Keçiören Belediyesi'nin Ihlamur Gümüşdere Vadisi, oraya bisiklet yolu yapıldı. İşte Altındağ Belediyesi'nde çok ufak bir kesimde olsa bir bisiklet yolu yapıldı. Yani parklarda yavaş yavaş bu konularda adımlar atılıyor ama yollarda henüz bu konuda hiçbir adım atılamadı. Siz tur yaparken şehir içinde bilhassa zorlanmıyor musunuz? Trafik var, yayalar var. Ya şöyle bir şey, ben 10 yıldır şey bisikletle gidip geliyorum. Aralıksız, yaz, kış. Ve bu konuda işte daha önce kurduğumuz topluluklar ve bu konuda çalışmalarımız oldu. Deneme yanılma usulü. Öncü, artçı ve yancı diye tabir ettiğimiz bisiklet grubumuzda öncü hedefi belirliyor. Yancı, yan yolları ve trafiği bisikletlere göre ayarlıyor. Artçı da arkada kalanları topluyor. Bu şekilde ekip olarak ilerlemeyi sağlıyoruz. Hepsinin kıdemi farklı anladığım kadarıyla. En öndeki galiba en tecrübeli kişi mi oluyor? Hem tecrübeli hem de yolu bilen. Ve gruba hakim olabilecek kapasitede bir arkadaşımızı öne koyuyoruz ki grubun ne yavaş kalmasını ne de hızlı gitmesini sağlayabilecek. Dengeyi o sağlıyor. Herkes kafasını böyle gitmiyor. Tabii. Mesela 13, 15, 17 ortalamayla giderek arkanın gruba yetişip ya da geri kalmasına göre yavaşlayıp hızlanabiliyor. Zorlandınız nereler oluyor Ankara'da bu turları yaparken? Zorlandığımız tabii trafiğin aşırı yoğun olduğu yerlerde biraz zorlanıyoruz ama... Bahçeli bunlardan biridir. Yok, Bahçeli tam tersine. Bahçeli en rahat hareket ettiğimiz yer. Öyle mi? Orada araçlar kilitleniyor ama biz komple şeridi kapatıyoruz. Hep beraber araçlara uyarak onlarla birlikte devam ediyoruz. Tabii bir mesafe kısa ama zaman uzun. Şeridi kapattığınızda itirazlar geliyordur galiba. Ama şöyle bir şey. Zaten arabalar hareket etmiyor. Biz şeridi kapatıyoruz, kornaya basıyoruz, yani zile basıyoruz, ıslık çalıyoruz, herkese selam veriyoruz falan. İnsanlara dikkat çekmeye çalışıyoruz Bahçeli'de mesela. Tepkiler işte. Nasıl peki? Yani çok güzel tepkiler alıyoruz. Herkes alkışlıyor, el sallıyor yani ve çocuklarına örnek olarak gösteriyorlar. Yani güzel bir şey. Kışın da yapıyorsunuz bunu. Tabii. Yağmurda, karda. Yani şöyle, kötü hava yoktur, kötü kıyafet vardır olarak yola çıkarak. Yani uygun kıyafetleri giydiğimizde nasıl kışın... snowboardlara gittiğimizde kayak yaparken özel kıyafetler giyiyorsak şehir içinde bisiklet kullanırken de özel kıyafetler giyebiliyoruz. Yağmurluğumuzu giyiyoruz. Ayağımıza işte ayakkabının su almayacağı özel ayakkabılar ya da ayakkabı kılıfları var. Hı-hı. Onları takıyoruz. Ona göre uygun kıyafetleri giydikten sonra hiçbir sıkıntı yaşamadan, ıslanmadan kuru bir şekilde ulaşımımızı sağlıyoruz. Yağmurlu ya da karlı havada kullanmak biraz tehlikeli gibi değil mi? Ya aşırı kar olduğunda tabii biraz sıkıntı. Yani yere saplanma şansınız var ya da yer buz olduğunda biraz tehlikeli durumlar var. Bu gibi durumlarda ara sıra şeyi kullanabiliyoruz. Banyo trenini, metroyu ve uygun olursa otobüs falan bisikletleri alabiliyor. Alıyorlar. Evet. Normalde zaten metroya ve metro, Ankara, başkent ray zaten bunu bisiklet alıyor. Bunun kendi şeyinde de mevcut, yönetmeliğinde. Tabii doğru, otobüs toplaşmada var. Tabii. Evet, mesela yolda arıza yaptığınız, tekeriniz patladı, rica ettiğinizde dolmuş ve otobüslerde bazen alabiliyor, yardımcı oluyorlar. Kıyafetler var mı? Masada tam kıyafetlerden bahsetmişken, evet. Şimdi eldiven, kask ya da diğer tişört ya da pantolonlar var galiba. Evet, şöyle söyleyeyim. Kask, gözlük ve eldiven bizim bisikletçilerin olmazsa olmazıdır. Kask kafamızı koruması için, hatta kaza anında sizi korur diye kısaca şeyimiz de vardır. Kaskın açılımı. Çünkü her halükarda ne olursa olsun düştüğümüzde ilk savrulduğumuzda vurduğumuz yer kafamız. Ve kafamız bizim için çok değerli.
O nedenle muhakkak ama muhakkak kask kullanmamız gerekiyor. Bir ölüm olabilir ölmezse bile kesinlikle. Bir felç kalma tabii, riski tabii, kuvvetli tabii, tabii. Muhtemeldir. Aynen. Onun dışında... Bu arada bu kaskan geçmeden önce kaskta kalite farkı var mı, sağlamlık tabii, farkı? Tabii kesinlikle. Yani çok ucuz kasklarla düştüğünüzde tamamen paramparça oluyor. Bir anlamı yok taktan. Kesinlikle. Onun biraz daha kaliteli ve daha sıkı olması gerekiyor. Sizi koruyabilmesi için. Hı hı. Yani çok sert düşüşlerde kafanızı bir yere çarptığınızda hava yastığı görevini görmesi gerekiyor. Yani kask. O zaman sadece kask takmak için almamak gerekiyor kaskı. Kesinlikle. Koruması için almak aynen, gerekiyor aynen. Herhalde. Yani kask affedersiniz elinizden düştüğünde bile kırılıyorsa o kask yani kafanızı hiçbir şekilde korumaz. Düştüğünüz zaman ne hale gelir? Kesinlikle. Eldiven var galiba. Evet eldiven hem elimizin bisiklette sürerken natır olmasını terlemesini ve düştüğümüzde elimizin üzerine düşeriz. Hmm. Elimizin yaralanmasını engelliyor. Yani parmakları kesik olduğu için parmak uçlarımızı daha rahat kullanabiliyoruz. Şu sporcu eldiveni gibi ağır evet, kaldırımların evet. Tabii, tabii. Eldivenler yani, gibi. Yani şu şekilde eldivenimiz. Yani özellikle hem içi silikonludur. Daha rahat tutma sağlar. Hı hı. Hem de parmaklarımızla vites fren ayarını daha rahat yapabiliriz. Gözlüğünüz var. Gözlüğümüz. Gözlüğü yaz kış takıyor musunuz güneşli ve karanlık havalarda? Tabii. Şöyle yaz kış takıyoruz. Bunun değişebilen camları var. Siyah, kahverengi, beyaz, sarı. Yani o anki şeye göre mesela geceleri beyaz kullanıyoruz. Işıklı bir ortam ve gece ise sarı ışığı yayan camları kullanıyoruz. Gündüz güneşte siyah camları genelde tercih ediyoruz. Çünkü yolda giderken gözümüze sinek kaçabiliyor ya da şey olabiliyor. Adını siz getirin. Yani gözümüze toz, sinek açmasını engellemek amacıyla şey yapıyoruz. Bu hangisi? Bu yani bu güneşte kullandığımız. Gözümüze çarpmayı engellemek amacıyla. Gece takmanızın amacı ışıkları engellemesi mi? Gece takmamızın amacı geceleyin sarı ve şey olarak... Adını siz getirin. Geceleri ışıklı ortam varsa hem ışığı yayan sarı sis gözlüğü gibi yani şey sarı camlı hı hı. Ve gece karanlıkta da beyaz camlı gözlükleri tercih ediyoruz. Şu forma sizin derneğin forması galiba. Evet. Başka bir kıyafet kaldı mı? Yani bir de buff'ımız var. Bunu bandana olarak yani başımıza şu şekilde göstereyim. Başımıza sarıyoruz ya da ağzımızı toz sinek kaçmasına karşı engellemek için kullanıyoruz. Böyle boğazlı bir şeyle koruyor musunuz? Peki evet. Rüzgardan aynı şekilde. Şöyle mu? Örnek göstereyim. Şunu hem bu şekilde rüzgardan ve boğazımızı koruyor. Aynı zamanda diğer amaçlı da şu şekilde terlediğimiz zaman bandana olarak kullanabiliriz. Çünkü rüzgar estiği zaman boğaz daha bir hassas duruma geliyor. Tabii, muhakkak tabii. Korumak da lazım kesinlikle. Onu. Peki dizlik falan var mı? Dizliktir, pantolondur ya da herhangi bir ayakkabı. Şöyle, bisikletle kullanırken bisikletin içimize girdiğimiz petli tayt diye tabir ettiğimiz bir taytımız var. İçi silikonlu ve kuru tutması. Yani 4 ile 6 saat arasında kuru tutuyor. Ve herhangi bir pişik veya da oturduğunuz koltukta rahat olmanızı sağlıyor. Aa. Onun dışında dizlik ve dirseklik kullanmıyoruz. Yani zaten dizimizi sürekli çevirdiğimiz için dizlik bizi engelleyecektir. Dirseklik de pek fazla tercih edilmiyor. Hani düşmelere karşı çocuklar için kullanılabilir belki dirseklik de. Ama onun dışında bisiklet kullanırken onlara pek gerek duymuyoruz. Peki kullandığınız bisikletlerin bir farkı var mı herhangi birisini aldığı bisikletlerden, tura çıkarken, geziye çıkarken kullandığınız bisikletlerin? Şöyle, şimdi bisikletlerin... kadroları belli bir aerodinamik olması gerekiyor. Artı üzerinde kullanılan malzemelerin, materyallerin biraz daha kaliteli olması gerekiyor. Nedir? Çok ucuza satılan bisikletler var. O kullanılan malzemeler çok düşük kalite olduğu için bir hafta, iki hafta bindikten sonra ya ayna dişliğiniz kırılır, ya pedalınız kırılır, ya vitesiniz kopar, ya göbeklerde arıza meydana gelir. Hmm. Bunlar da kademe kademe nasıl araçlarda üst kalite arttıkça bisiklette de üzerinde kullanılan malzemeler arttıkça kalitesi artıyor ve daha uzun kullanımlı oluyor. Bu ucuz diye bahsettiğinizin ortalama fiyatları nedir? 250 evet, evet. Civarı olanlar mı? Yani 100 liradan başlayıp 300'e 500'e kadar giden bisikletler ucuz ve çabuk arızalanan malzemeler kullanılır.
Tabii 1000 liradan, 2000 liradan 50 bin liraya kadar uzanan bir önümüzde seçenekler var. Bunların kilosu hafifledikçe fiyatı artan cinsle bisikletler mevcuttur. Karbon malzeme bir şey mi kullanılıyor? Evet, karbon evet. Fiber miydi? Titanyum ve karbon kullanılıyor. Ve bunlar hem hafifletiyor ve hem daha kaliteli malzeme oluyor. Onlar da fiyatları arttırıyor tabii. Peki şimdi birisi mesela bu programı izledi ya da sizi gördü, heveslendi, evet, bisiklet alacak. Ne kadar bir bisiklet alması lazım ya da ne alması gerekir ilk başta? Yani şimdi marka olarak söylemektense tercihen en az 1000 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Ve uzun süreli binmeyi düşünüyorsa ve uzun yola çıkmayı düşünüyorsa kaliteli ve araştırarak, yani tek bir yere bağımlı kalarak değil de araştırarak alması gerekiyor. Çünkü bisikleti seçerken bir, boyumuza uygun mu? Bakıyoruz mesela 1.60, 1.70 boyundakilere 16 inç, 1.70, 1.80'e 17 inç, 1.80, 1.90'a 19 inç diye inç şeklinde bir ölçü birimimiz vardır. Hı hı. Ya da onun dışında 1.60, 1.70 arası 48-50 50 olarak ölçü olarak 48 ve 50 diye geçer. Herkese farklı farklı yani, her boya göre değişiyor. Tabii tabii. Bu onların yani her şeyden önce gidip bir tane bisiklet aldığında boyuna uygun olup olmadığını kontrol etmesi lazım. Maalesef bazı birçok bisikletçi bisikleti satarken satmış olmak için satıyor. Bunun karşıdakinin boyuna uyar mı, uymaz mı, büyük mü, küçük mü demeden bu sizin için idealdir diyor, satıyor. Alan kişi ya koltuğu çok düşük oluyor ve ayaklarını tam açamıyor ya da büyük oluyor. Bu sefer de bisikleti sürerken zorlanıyor. Bunlar özellikle araştırılıp alınmasını tavsiye ediyoruz genelde. O bahsettiğiniz karbon ya da titanyum olmalı 1000 TL'den başlayıp? Hayır, onlar daha yüksek fiyatlarda. Öyle mi? Evet. O 1000 TL'likler peki? Yani normal. Onlar normal alüminyum kadrolar. Ben titanyum ve karbon sandım. Yok, onlar titanyum ve karbon olanlar yani nereden baksanız 10 bin, 20 bin, 30 bine kadar öyle değişiyor mi? Fiyatları. Yükseliyor. Neredeyse bir araba parası kadar bir şey. Tabii tabii, evet. Peki vites farkı var mı? Şöyle, vitessiz var mı hala öyle bir ayrım? Tabii katlanırlar var. Onların vites sistemleri farklı. Yol bisikletleri var. Onların vites sistemleri farklı. Tur ve dağ bisikletleri, şehir bisikletleri var. Onların vitesleri de tabii her birinin farklı şekilde. Önde kaç dişli varsa, mesela önde tek dişli, arkada 7-8 dişlisi olanlar var. Hı-hı. Önde 2 dişli, arkada 7-8-10 dişlisi olanlar var. Önde 3 dişli, arkada 8-10-15 dişlisi olanlar var. Değişiyor. O vites sistemi sürme amacınız ve sürme yerinize göre siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Katlanır bisikletler nasıl? Katlanır bisikletler genelde önde tek dişli ve arkada 7-8-10 dişliye kadar gidebiliyor. Onlar daha rahat katlanıp daha rahat hareket edebilmesi için farklı şekillerde tasarlanmış. Bir de taşıması da kolay katlandığı için değil, evet, mi? O güzel. Onların tekerlekleri de biraz küçüktür. Zaten bir küçükler var, bir büyük tekerlekliler var. Evet. Onların farkı nedir? Şöyle, mesela dağ bisikletleri var. 26 inç, 27,5 inç ve 29 diye geçer. Küçükten büyüğe doğru. Katlanırların tekerleri daha küçüktür, 20 inç civarı. Ondan sonra bir de yarış bisikletleri vardır. Yani genelde yarışlarda kullanılan. Onlar 28 inç ve tur bisikletleri var. Onlar da 28 inç diye geçer. Tabii dağ bisikletinin lastiğini değiştirdiğiniz zaman tur bisikletine de çevirebiliyorsunuz. Anladım. Yavaş yavaş toparlamak adına şunu soracağım. Bisiklete binerken, o turlarda bulunurken ya da çok uzak yerlere gittiğiniz zaman ne hissediyorsunuz, evet, rüzgarla karşı karşıya kaldığınızda? Yani büyük bir özgürlük hissediyoruz. Yani büyük bir haz duyuyoruz. Yani kafamızda ne olursa olsun her şey silinip gidiyor ve çok rahatlıyoruz. Bizi rahatlatan, yani doğayla baş başa bırakan ve o oradaki havayı teneffüs ettiğimiz, yani çok güzel bir özgürlük hissediyoruz. Zaten özgürlükte her şey bedeldir galiba, değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Motosiklet kullananlar da aynı şeyi söyler. Evet. Biz, modunda motorsuzu zaten bisiklettir sonuçta. Evet. Son bir cümleniz var mı? Elbette. Şimdi biz aynı zamanda engellilerle birlikte de bisiklete biniyoruz. Engellilerle birlikte tandem bisikletlerimiz var, çiftli. Hmm. Görme engelli arkadaşlarımızı alıp arka tarafa oturtturup pilotluk yapıyoruz.
Hem gittiğimiz yerde çevremizde ne görüyorsak, ne yaşıyorsak onları anlatıyoruz. Aynı anda senkronize biçimde birlikte hareket ederek hem onları gezdiriyoruz ve onların o ortamı tahayyül etmelerini sağlıyor. Ve onları da aynı yaşadığımız hazlı onlara da yaşatıyoruz. Güzel. Bunları ne zaman yapıyorsunuz? Bunları da uygun zamanlarda yani belli mesela engelliler haftasında ya da uygun olan zamanlarda onlar için de onların ne zaman ihtiyacı olursa biz her zaman onlarla şey yapıyoruz. Başkent Görme Engelliler Spor Kulübümüz var. Hı hı. Ve onlarla birlikte her zaman uygun olduklarında bir araya geliyoruz. Ve onlar için birlikte pedallıyoruz. Ya da size ulaşabilirler galiba. Tabii tabii bize ulaştıklarında sosyal medya hesaplarınız kesinlikle, var. Kesinlikle. Bize ulaştıklarında biz onlara her türlü imkanı sağlayabiliyoruz. Instagram, YouTube, Twitter. Abi Dost evet. diye geçiyor. Abi evet. Dost sonu D ile. Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği'nin kısa adı. Evet. Murat Bey çok teşekkürler. Güzel bilgiler verdiniz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Umarız ki sevdirmişizdir biz de bu sohbetle bisikleti tekrar. İnşallah. Hoşça kalın diyelim. Tekrar görüşmek tamam. dileğiyle. Tek bir şey daha söylemek Buyurun. İstiyorum. Yolda giden tüm şoför abilerimize, arkadaşlarımıza bisikletlileri fark edin diyorum. Bisikletlileri lütfen saygı gösterin ve fark edin. Aslında fark ediyorlar da önemseyin demek lazım galiba evet. değil mi? Hem önemseyin hem fark edin ve saygı gösterin. Teşekkür ederim. Murat Bey çok teşekkürler. Umarız bisikletlerin yolların yapıldığı günlere diyelim. Yerel idareciler inşallah bu konuda bir adım atarlar. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Devam edeceğiz. Çok kısa bir aramız olacak değerli seyirciler.